Merhaba arkadaşlar. Bugünkü konuğum partisi ve birleştirici cumhurbaşkanı adayı Doktor Serdar Savaş Bey ile beraberiz. Hocam hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Merhaba, hoş bulduk. Çok iyiyim. Gayet enerjik, bomba gibiyim, zımba gibiyim. Tabii önüme çeşitli engeller çıkartılıyor. Bugün yine Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeydim. İfade vermeye gittim. Ama bunlar beni yıldırmaz tabii. Daha çok bileğliyor, daha keskinleştiriyor. Biraz açar mısınız konuyu? Neler yaşadınız? Neden dava açıldı? Neden ifade vermeye gittiniz? Keşke arasaydınız beni. Ben de gelseydim oraya. Ha canım benim, yok Sorsaydım bunu gerek da. yok. Gayet anlamsız nedenlerle sürekli bana davalar açılıyor, sürekli ifadem alınıyor, sürekli savcılıklarda, karakollarda, emniyet müdürlüğünde, mahkemelerde zaman kaybediyorum maalesef. Ben bana dava açıldığı için değil de anlamsız yere işlerimden kalıp milli mücadele yerine Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'la mücadele etmek durumunda kalıyorum. Oysa ki ülkemizin çözülmesi gereken birçok sorunu var. Ben 6 Temmuz 2020'de adaylığımı açıkladım. O günden beri hemen hemen her ay işte ya mahkemedeyim, ya savcılıktayım, ya karakoldayım. Cumhurbaşkanına hakaret diyorlar. Oysa ki ben cumhurbaşkanlığı makamına kat'i surette öyle bir ifade kullanmam. Hem edebim, ahlakım, hem devlet ahlakım yüzünden. Ama Adalet ve Kalkınma Partisi Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı da eleştirmekten, yaptığı yanlışları söylemekten çekinmem. Yaptığı yanlışları söylediğim için beni şikayet ediyorlar, mahkemeye veriyorlar vesaire vesaire. Ama bunlar benim için hiçbir önem arz etmezler. Evet hocam, bugüne kadar kaç dava açıldı? Kaybettiğiniz Valla davalar oldu mu? çok sayıda şikayet var. Şu anda herhalde yürüyen 5-6 dava, 7-8 dava var. Hala yürüyen birçok soruşturma var. Bu şey zamanında, Covid salgınının ilk zamanlarında yaptığım televizyonlarda yaptığım konuşmalardan dolayı hakkımda açılmış davalar var. Tabii oralarda da ben hakimin veya hakim hanımın karşısına çıktığımda efendim diyorum, iddianameyi okuyun. İddianamede söylediklerimin hepsi doğru çıktı. Bunu halk da gördü. Aşıların işe yaramayacağını, Sinovac aşısının 65 yaş üstünü öldüreceğini söylemiştim. Salgının yönetilmediğini, Ekim-Kasım ayında efendim patlama olacağını söylemiştim. Bunlardan dolayı bana da veya işte Cumhurbaşkanı işaret etti diyorlar vesaire vesaire. Ama gördüğünüz gibi söylediğim her şey çıktı. O nedenle benim yapacak başka bir savunmam yok diyorum yani. Üstüme atılan suçun gerçekleşmediğini hepiniz görüyorsunuz zaten diyorum. İnsancıklar da işte dinliyorlar, gönderiyorlar. Peki beraat ettiniz mi bu davalardan? Yani beraat ettiğiniz Henüz davalar var mı? sonuçlanan dava yok. Sadece Sağlık Bakanlığı'yla bir davamız vardı. Onu kazandım. Onun dışındaki davalar devam ediyorlar. Peki siz avukatları zengin edeceksiniz o böyle giderse o zaman? Yok, avukatları zengin etmem. Kendi savunmamı kendim yapıyorum. Ama Recep Bey'in avukatları bayağı zengin oluyordur herhalde. Hocam, o zaman karşı dava açmayı düşünüyor musunuz beraat ettiğiniz konularda, davalarda? Yani şöyle, bugüne kadar böyle bir şey düşünmedim. Ama fena fikir değil. Vaktimi çaldıkları ve çalışmalarımı engelledikleri için bir tazminat davası açabilirim aslında. Partisiz yani partisiz Cumhurbaşkanı adayısınız. En azından oradan 3-5 kuruş gelirse de fonlama yapmış olursunuz. Siz Aa, kadar tabii çok veriyorsunuz. iyi olur. Çünkü ben Yani çok kısıtlı imkanlarla bir mücadele veriyorum. O nedenle böyle bir gelir kapısı fikri fena olmaz yani. partilerin biliyorsun diğer partilere devletin fonundan biliyorsunuz
parti yardımı geliyor, bütçe ayrılıyor ama size herhangi bir bütçe ayrılmıyor, ayrılmadı. Tamamen bağımsız Cumhurbaşkanı adayısınız. Ne söylemek istersiniz bu konuda? Ben bu işlerin parayla pulla olacağına inanmıyorum. Bana sürekli söylüyorlar, hocam paran yok, efendime söyleyeyim kaynağın yok, arkanda holdingler yok, seni destekleyen işte şu yok bu yok. Benim arkamda çok önemli iki güç var. Bunlardan bir tanesi Atatürk düşüncesine inanan Türk milletiyle tabii en büyük güç Yüce Rabbim. O hep doğrunun yanındadır. Ben bu inançla mücadelemi veriyorum ve kazanacağımdan da %100 eminim. Sedat Peker'in konuşmalarını dinlediniz. Gazeteciler hakkında söylemlerini duymuşsunuzdur. Yılmaz Özdil'in şöyle bir yazısı vardı. Gazeteciliği Sedat Peker yapıyor. Yani böyle bir maalesef söylemde bulundu. Maalesef. Yani maalesef. Çünkü ülkemizdeki basın maalesef çok küçük birkaç istisna dışında tamamen belirli odakların savunmasını yapan, şakşakçılığını yapan bir pozisyonda. O nedenle gerçek bir gazetecilik yer almıyor. Şimdi düşünebilir misiniz ki ben 2 yıldır 6 Temmuz'dan beri, işte yarın değil öbür gün tam 2 yıl olacak, bir mücadele yürütüyorum. Sarı otobüsümle Türkiye'yi dolaşıyorum. Kitaplar yayınlıyorum, bildirgeler yayınlıyorum, konferanslar düzenliyorum. Ve bugüne kadar bunların hiçbir tanesi bir kez Flash TV'de bir programa davet edilmişti. Flash haberi. Onun dışında hiçbir televizyon kanalı bana bir dakika dahi ayırmadı. Şimdi ben bu basının bağımsız olduğuna, tarafsız olduğuna nasıl inanayım? Ha şunu derlerse, ya hocam senin söylediklerinin bir değeri yok ki yayınlayalım. O zaman sorarım kardeşim, 5 Temmuz 2020 gününe kadar, pazar gününe kadar beni kapış kapış hiçbirinize yetişemiyordum. Hocam bize gel. Oradan işte Habertürk'ten çık, Global'e git. Global'den çık bilmem Halk TV'ye yetiş. Oradan koşa koşa bilmem Tele1'e koş. Oradan KRT'ye koş. Oradan şuna git, buna git. Ne oldu be kardeşim? Yani her şey bir günde mi değişti? Benim değerim bir günde mi ortadan kalktı? O nedenle hatta beni birçok kanal, hocam reytingimizi çok artırıyorsunuz, halk sizi çok seviyor ve çok dikkatle dinliyor diyen insanlar bir anda ortadan kayboldular. Bu da işin maalesef üzücü tarafı. Üzücü tarafı Türkiye için üzücü tarafı. Çünkü ben halkın çıkarlarını savunan bir insanım. Oysa ki kanallar halkın çıkarlarını değil, farklı kişilerin veya işte partilerin, kurumların çıkarlarını savunuyorlar. Yayıncılığın objektif olması gerekir. Eğer ben bu politikayı İngiltere'de yapıyor olsaydım, sanıyorum BBC'de en çok görünen yüzlerden birisi olurdum. Veya Almanya'da yapıyor olsaydım, ZDF'de, Amerika'da yapıyor olsaydım, CNN'de en çok aranan konuklardan birisi olurdum. Bizim ülkemizde bu iş böyle çalışmıyor maalesef. Ama canları sağ olsun. Ben halkıma her halükarda ulaşıyorum. Sizin gibi değerli kardeşlerim YouTube'da davet ediyorlar. Düşüncelerimi orada anlatıyorum. İl il gezerek anlatıyorum. Konferanslar veriyorum. O nedenle ben halkıma ulaşıyorum. Ulaşmaya da devam edeceğim. Yani Yılmaz Özdil'in söylemiş olduğu söylem cuk oturuyor söylemlerinize. Biz oraya girmeyelim, Sedat Peker konusuna girmeyelim. Çünkü yani başka bir ülkelerde bu hadise yaşanmış olsa diyorlar, 50 hükümet devirir diyorlar Sedat Peker'in söylemleri. Ama hiçbir toplum o kadar kirlenmiş, o kadar bozulmuş ki, siz Cumhurbaşkanı adayısınız. Siz Cumhurbaşkanı adayı, Cumhurbaşkanlığını kazanırsanız bu yozlaşmayı nasıl temizlersiniz? Benim bu politik girişimimden önce yaptığım bence önemli bir çalışma var. 2013 yılında başladığım çalışmalarla 2014 yılında Erdemli Yurttaş Hareketi'ni kurdum. Çünkü toplumumuzun en önemli sorunu
tabandan tabana, yani sokaktaki efendim simitçiden cumhurbaşkanlığı makamına kadar bütün kademelerde bir erdemsizlik sahip, hakim Türkiye'de. Erdem nedir? Erdem dürüst olmaktır, erdem namuslu olmaktır, erdem yalan söylememektir, erdem cesur olmaktır, erdem bilgiye dayanarak konuşmaktır, erdem sabırlı olmaktır, erdem sevgi dolu olmaktır, erdem saygı dolu olmaktır, erdem ön yargısız olmaktır, erdem eleştiriye açık olmaktır. Şimdi ben baktığım zaman toplumun bütün kesimlerinde bu hasletlerin artık geçerli olmadığını görüyorum. O nedenle bu dernekle biz erdemli yurttaşlar haline gelmemiz gerektiğini savunuyoruz. Çünkü dünyada ileri demokrasi olup da erdemsiz olan bir toplum yok ve ileri demokrasi olmuş toplumların hepsi de aynı zamanda refah toplumu olmuşlar. Varlıklarını geliştirmişler, adil bir gelir dağılımı sağlıyorlar, etkili bir eğitim sistemleri var ve çocuklarına namuslu olmayı, erdemli olmayı öğretiyorlar. Onun için ülkemizin çıkış yolu erdemli olmakta. Benim uygulayacağım politikalar gerek milli eğitim politikasında, gerekse bütün yasalarda, çıkartacağım siyasi etik yasasında, yeniden düzenleyeceğimiz basın ahlak yasasında, bütün bunların yasal altyapısını oluşturacağız. Ama en önemlisi insanların şunu anlaması: biz daha erdemli olursak daha iyi yaşarız. Yani uyanıklıkla, sahtekarlıkla, namussuzlukla, seçimlere hile karıştırmakla, ihaleleri 3-5 şirkete peşkeş çekmekle, uyanıklık yapmakla, kuyruğun önüne kaynamakla, başkasının hakkını yemekle maalesef kalkınmayacağımızı, zenginleşmeyeceğimizi halkımız da bilmiyor, siyasetçilerimiz de bilmiyor. Çok büyük bir kesimiyle Türkiye toplumu erdemin gerekliliğinden haberdar değil. O nedenle ben bunu savunuyorum ve gerek yönetime gelirken, gerekse yönetime geldikten sonra Türkiye'yi erdemli bir toplum yaparak ileri ve tam demokrasiye geçirmek ve oradan da bir refah toplumu haline gelmesini sağlamak, çalışmam bu. Evet. Cumhur İttifakı var. Belediye seçimleri oldu Cumhur İttifakı'nın. Dodurga ilçesinde. Dodurga'da muhtemelen Dodurga'yı şimdi il yaparlar. Evet. 1000 kişi oy kullandı ama %95.5 AK Parti kazandı. Cumhurbaşkanı oraya teşekkürlerini Twitter'dan iletti. Ülkenin ekonomisi bu kadar bozukken, enflasyon bu kadar artmışken nasıl oluyor da AK Parti tekrardan orada belediye başkanlığını kazanıyor? Tabii Dodurga'nın kendine özgü koşullarını bilemiyorum. Toplum yapısını bilemiyorum. Orada diğer partilerin ve AKP'nin neler yaptıklarını bilemiyorum. O nedenle Dodurga'ya özgü olarak bir şey ifade etmem yanlış olur. Bir de tabii Dodurga'da ben aday değildim. Benim aday olduğum bir seçimde ne AKP ne RTE bana karşı bir varlık gösteremezler. 100 bin imza mı gerekiyor sizin şimdi bağımsız, tarafsız, partisiz cumhurbaşkanı adaylığınızı katılabilmeniz evet. için? Evet, ben çok planlı çalışan bir insanımdır. Projelerle çalışırım. 6 Temmuz 2020'de adaylığımı ilan ettim. Bir yıl müddetle altyapı çalışmalarımı tamamladım. Haziran 2021'de Manifesto adlı kitabımı yayınladım. Orada temel düşüncelerim, felsefem, dünyaya ve Türkiye'ye bakış açım açıklanmıştır. Arkasından 3 Kasım 2021'de mecliste bulunan muhalefet partilerine birleşme çağrısı yapan bir mektup gönderdim. Orada dedim ki bir araya gelelim. Hepimiz birlikte Türkiye için en uygun cumhurbaşkanı adaylarını çıkartalım. Onları da televizyonlarda yarıştıralım. Onların içerisinden kim ön plana çıkarsa ben dahil o adaya destek verelim dedim. Ona bir cevap gelmedi. Bunun üzerinde ben kendi yoluma devam ettim ve bu yıl Mayıs ayının 19'unda Samsun'dan
kendi seçim bildirgemi açıkladım. 6 Temmuz yani yarın değil öbür gün tam ikinci yıl dolmuş olacak. 18 Temmuz'da yani Misak-ı Milli'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabulünün seneyi devriyesinde imza kampanyama başlayacağım. Bu imza kampanyasında bana 100 bin kişinin imza vermesi gerekiyor. Tabii ki şu anda verilen bir imzanın herhangi bir etkisi yok. Seçim satımı haline girdiğimizde o imzalar gerekecek ve insanların büyük bir ihtimalle gidip ilçe seçim kurullarında imza atması gerekecek. Ama seçim takvimi belli olduktan sonra benim imza toplamaya çıkmam çok geç kalmış bir girişim olur. O nedenle ben 18 Temmuz pazartesi gününden itibaren insanlara lütfen gelin benim web sitemde bana imza vereceğinizi taahhüt edin. Orada isimlerini, TC numaralarını, nerede yaşadıklarını, telefon numaralarını, efendim mail adreslerini soruyoruz. Ondan sonra belirli aralıklarla bakın imza vermek üzere hani bir ön teklif toplama vardır ya. Aynı onun gibi kim bana imza verecek onları tespit etmek ve seçim takvimi açıklandığında da bu dostlarımıza mail yoluyla, WhatsApp yoluyla, mesajlar yoluyla ulaşarak hadi şimdi gidin lütfen ilçe seçim kurullarında imzanızı verin demek. O nedenle ben yılbaşına kadar bana imza vermek isteyen kişileri web sitemde toplamış olmam gerekiyor. Bu kampanyada 18 Temmuz pazartesi günü başlayacak Allah izin verirse. Diyelim ki 100 bin oyu topladınız, başardınız 100 bin oyu. Sizi hangi başkan zorlar? Cumhurbaşkanı adayı hangisi zorlar? Beni kimse zorlayamaz. Ben çünkü Atatürk gibi düşünüyorum. Nasıl ki Atatürk'ü kimse zorlayamadıysa, padişah zorlayamadı, efendim İngilizler zorlayamadı, Fransızlar zorlayamadı, Amerikan muhipleri cemiyeti zorlayamadı, İngiliz muhipleri cemiyeti zorlayamadı. Nasıl zorlayamadıysa ben de kimse zorlayamaz. Çünkü burası Türkiye Cumhuriyeti. Biz bütün etnik zenginlikleriyle, Tatarıyla, efendim Zazasıyla, Türkmeniyle, Kürdüyle, Ermenisi, Yahudisi, Arabı, Nogayı, efendime söyleyeyim, bütün etnik zenginlikleriyle Büyük Türk Milletiyiz. Büyük Türk Milletini arkasına almış bir adayı hiç kimse zorlayamaz. Ben karşımda henüz bir rakip göremiyorum. Zaten şu ana kadar aday olduğunu veya olacağını açıklamış tek kişi resmi olarak Recep Tayyip Erdoğan. Yani Recep Bey benim sıkletim değil tabii. Yani ondan güreş tutmak bana zevk vermez ama onu yenmek bana zevk verir. Altılı Masa'nın henüz açıklanmadı Altılı Masa'nın adayı açıklanmadı. Sizce kim çıkabilir buradan Altılı Masa'dan? Vallahi şöyle, o konu beni çok ilgilendiren bir konu değil. Önemli olan ülkemizi bu fırtınalı denizden, bu karanlık fırtınalı dalgalarla boğuştuğumuz denizden alıp güzel bir limana ulaştıracak kaptanı tespit etmemiz lazım. Ben bu partilere 3 Kasım 2021'de yazdım. Meclisteki bütün muhalefet partilerine yazdım. Yani yazdıklarımın arasında CHP, HDP, İyi Parti, işte ne bileyim Memleket Partisi, Deva Partisi, Türkiye İşçi Partisi, Zafer Partisi, yani mecliste temsil edilen bütün partilerin genel başkanlarına yazdım. Dedim ki arkadaşlar gelin hep birlikte Türkiye'yi bu karanlık denizden limana götürecek olan kaptanın özelliklerini sayalım, bunları belirleyelim. Ben mektubumda bunları belirttim ama siz benimle hemfikir olmak zorunda değilsiniz. Siz hangi kriterleri benimsiyor ve önemsiyorsanız o kriterleri benimseyelim. O kriterler doğrultusunda da aday adaylarını ortaya koyalım.
Ha beni bu listeye alırsanız memnun olurum ama almazsanız hiç üzülmem. Ben halkımdan 100 bin imza toplayarak o listeye eklenirim. Ve bir televizyona programına çıkalım. Bütün siyasi parti yetkilileri karşımıza otursun. Bu aday adaylarına sorular sorsunlar. Ama 2 saat, 3 saat değil, 10 saat, 15 saat, 20 saat, 24 saat biz aday adayları olarak hiç uyumayalım. Ama bize soru soracak parti yetkilileri yoruldukça onlar değişsinler. Çünkü onların yorulmaya hakları var. Ama Türkiye'yi bu karanlık denizde limana götürecek kaptanın efendim ben yoruldum, efendim ben uykum geldi, şimdi kafam karıştı, kaç saattir konuşuyoruz. Zaten bu şekilde kafası karı kaçacak birisinin de Türkiye'de Cumhurbaşkanı adayı ve Cumhurbaşkanı olmaması gerekiyor. Bakalım oradan kim ayakta kalacak. Sonra ertesi gün sayın siyasi parti yöneticileri kalksınlar, oraya işçi sendikaları temsilcileri otursun. Ertesi gün işveren temsilcileri otursun, öbür gün memurlar otursun, öbür gün çiftçiler otursun, öbür gün efendim ne bileyim köylüler otursun. Türkiye'de derdi olan herkes bu aday adaylarının karşısına otursun, 3 ay boyunca onları sorgulasınlar. Bu sorgulama sırasında tabii bazı adaylar, bir aday ön plana çıkacaktır. Kamuoyu yoklamalarıyla halkın kimi destekleyeceğini tespit ettikten sonra bütün muhalefet partileri olarak ve bütün Cumhurbaşkanı aday adayları olarak o tebarruz eden arkadaşımızı destekleyelim ve böylece seçimleri birinci turda en az %70 oyla kazanalım. Böyle bir süreç takip edilirse o vakit mesele Recep Tayyip Erdoğan mı yoksa muhalefetin adayı mı kazanacak tartışmasını bitirir. Muhalefet adayları arasından hangisi kazanacak acaba diye bir tartışma başlar ve gündem tamamen ülke meseleleriyle doldurulur. Maalesef ben bu önerime teklif almadım, olumlu bir teklif almadım. Şimdi kişiler üzerinden efendim Ali mi olsun, Veli mi olsun, işte o mu olsun, bu mu olsun, ben bu tartışmayı çok sığ, ülkemiz için çok yararsız, geleceğe yönelik herhangi bir ümit vaat etmeyen bir yaklaşım olarak görüyorum. Bunlar kişiler üzerinden yapılmaz. Bunlar fikirler üzerinden yapılır. Bunlar kişiler üzerinden değil, kişilikler üzerinden yapılır. O nedenle de bu işin bir yarışmayla olması, halkın gönlünde kim taht kuracaksa ve kim bu konuda vizyon sahibi ise, kim bilgi sahibi ise, kim memleketin dertlerini derinlemesine biliyorsa, kim halkını iyi tanıyorsa o kişiyi aday yapmak lazım. Böyle bir yarışma sonucunda çıkacak olan kişi kim olursa olsun ben onun emrinde çalışırım. Serdar Bey, siz Avrupa Birliği politikalarına çok hakimsiniz. Bana bir rapor hazırlayın. Emredersiniz Sayın Cumhurbaşkanı adayım. Serdar Bey, siz milli savunma politikaları konusunda değişik fikirleriniz var Türkiye stratejilerinde. Bana bir rapor hazırlayın. Emredersiniz. Serdar Bey, siz sağlık konusunda dünya çapında bir uzmansınız. Obama bile size danıştı sağlık politikaları konusunda. Avrupa'nın bütün ülkeleri size danıştı sağlık politikalarında. Bize yardımcı olur musunuz? Emredersiniz Sayın Cumhurbaşkanım. Benim derdim, ben Cumhurbaşkanı olayım değil. Benim derdim, ülkem iyi yönetilsin. Şimdi isimler dolaşıyor. Kardeşim, yani bu kavun değil ki koklayasın. Bunu anlamak için insanların çıkıp tartışması gerekir. Çeşitli sorunlara getirdikleri çözümleri kamuoyuna anlatması gerekir. Birbirleriyle medeni bir şekilde fikir alışverişinde bulunması, fikirlerini çarpıştırmaları gerekir. Bakın, eski bir söz vardır. Barikayı hakikat müsaademeyi efkardan çıkar. Yani gerçeğin ışığı fikirlerin çarpışmasından çıkar. Böyle fikir çarpışmaları olmadan efendim Kemal Bey olsun, yok o olmasın, işte İstanbul Belediye Başkanı olsun, yok o olmasın, Ankara Belediye Başkanı olsun, yok o olmasın, Ali olsun, Veli olsun, bunlar son derece şark usulü gelişmemiş beyinlerin yapacağı tartışmalardır. Gelişmiş beyinler fikirler üzerinden tartışma yaparlar, küçük beyinler insanlar üzerinden tartışma yaparlar. Ben Türkiye'nin artık gelişmiş beyinler tarafından yönetilmesi gerektiğini savunuyorum. Yeter, bu kadar küçük beyinlerle idare edildiğimiz yeter. Son olarak
Sorum şu olacak. Meclis tatile girdi. Bayram yaklaştı, bayram geldi. Meclis tatile girdi ama EYT sorunları yine masaya yatırılmadı. EYT derken vatandaşlarımız bilmiyor. Emeklilikte yaşa takılanlar, EYT kısaltılmışı. Yine sorun bir başka bir bahara kaldı. Gelmeyecek bir bahara kaldı. EYT'ler bu şekilde çok mağdur. Ne söylemek istersin EYT konusunda? Şimdi önce şunu söyleyeyim. Bizim meclisimiz daimi bir meclistir. Bakın Fransa'daki meclis bir insan hem milletvekilidir hem de bir şehrin belediye başkanıdır. Hem milletvekilidir hem başka bir kamusal görevi vardır, polis müdürüdür. Gider işini yapar ama senede 3-4 defa meclis toplanır. Oysa ki bizim meclisimiz tam zamanlı ve daimi bir meclistir. O nedenle bizim meclisimizin tatile girmesi son derece yanlıştır. Ben Cumhurbaşkanı olduğum zaman meclis tatile falan girmez. Ha, arada milletvekilleri yorulurlarsa giderler kendileri bir hafta sonu dinlenirler. 3-4 günde uzatırlar tatillerini gelirler. Ama biz daimi bir meclisiz. Bu meclisin tatile girmesi, sokulması son derece yanlıştır. Memleketin, milletin kaynaklarının boşa kullanılmasıdır. Önce onu söyleyeyim. Emeklilikte yaşa takılanlar konusuna geldiğimizde ortada çok büyük bir haksızlık var. Fakat bu haksızlığı kaldırmak için de kaynaklarımızın miktarına, buna sosyal güvenlik sektöründe aktuaryal denge denir. Yani topladığımız primlerle bu primler karşısında ödeyeceğimiz sosyal faydaların birbirini dengelemesi lazım. Bugüne kadar hükümetler halka şirin görünmek için, halka yardakçılık yapmak için son derece yanlış uygulamalar yapmışlardır. Bu uygulamalar sadece AKP döneminde olmamıştır. Bu uygulamalar ondan önceki hükümetler zamanında yapılmıştır. Çünkü milli menfaatler yerine ya bu seçimde nasıl yaparız da daha çok oy alırız, nasıl yaparız da halka şirin görünürüz demiştir. İşte bu açıdan EYT konusunun iki boyutu var. Bir haksızlık, iki aktüeryal denge. Benim yaklaşımımda bu ikisi arasında bir denge oluşturmak şeklinde bir projem var. Bu projede insanların kaç yılları varsa oradaki aktüaryal dengeyi belirli bir süre farklı işlerde de çalışırken küçük katkılar ama bu sırada da emekliliklerinin başlamasına yol açacak bir düzenleme ile de maaş almalarını sağlamak. Yani madem ki genciz o halde ekonomiye katkıya devam etmeliyiz. Ama madem ki emeklilik süremiz doldu, bundan dolayı da bir faydamızın gelmesi lazım. Orada düşündüğüm model de OYAK modeli. Biliyorsunuz Ordu Yardımlaşma Kurulu 1960 yılından sonra kurulmuştur. 1960'tan önce subaylar pastaneye gittiği zaman pastanecilerin yüzü asılır. Çünkü bu sadece çay içer, pasta yemez derdi, paraları yetmezdi. O nedenle subayları bu durumda bırakmamak için OYAK kuruldu. OYAK çok iyi yönetildi son yıllara kadar. Ama 1996'da, pardon 2016'da, 2017'de yapılan müdahalelerle, AKP'nin ve RT'nin yaptığı müdahalelerle OYAK'a birçok zararlar yedirilmeye başlandı. Yoksa OYAK özellikle Coşkun Ulusoy'un genel müdürlüğü zamanında gerçekten şaha kalkmış bir kurumdu. Ve bu kurum mensuplarına 400 bin civarındaki emekli askere çok önemli bir kaynak aktarımı sağlıyordu. Ama aynı zamanda da muazzam endüstriyel başarılara imza atıyordu. İşte Renault fabrikası, efendim Erdemir ortada, bunlar çok başarılı büyük projeler. Fakat ne yapıldı? Mesela efendim işte Total'in zararını şeye yedirdiler, OYAK'a yedirdiler vesaire vesaire, teferruatına girmeyeyim. Ama ben OYAK modelini emeklilikte yaşa takılanlara da uygulayarak onlara bir taraftan önemli gelir
elde etmelerini sağlayacak. Bir taraftan da milli ekonomiye katkıda bulunacak büyük endüstriyel sistemler kurulmasıyla bu sorunu çözeceğim. Ve bu sorunu ve bu yaklaşımı sadece EYT'yi değil, öğretmenlere uygulayacağım, efendime söyleyeyim işçilere uygulayacağım, bütün farklı sektörlerde hem ülkenin kalkınmasında rol alacak büyük endüstriyel yatırımlar yapacağız, hem de çalışanlarımızın yüksek gelir elde etmesini sağlayacağız. Yani ne yapacağız? Zenginliği tabana yayacağız. Oysa ki AKP iktidarı zenginliği tabana yaymak yerine zenginliği tepedeki 3-5 insana, devletin yönetiminde bulunanlara ve onların yakınlarına aktarmak konusunda politikalar uygulamıştır. Eğer bugün Türkiye'den tabahur edilen, yani buharlaştırılan 400 milyar doları siz Türk halkına eşit olarak dağıtırsanız herkes zengin olurdu. Biz bugün Danimarka gibi bir ülke olurduk ama maalesef bunlar yapılmadı. İnsanlar kamu kaynaklarını haram demediler, Allah bunun hesabını bize sorar demediler, yarın bir gün Serdar Savaş Cumhurbaşkanı olursa bunun hesabını bize sorar demediler, hapur hupur yediler. Ama bunların hesabı sorulacak ve EYT'liler dahil olmak üzere Türkiye'nin bordro mahkumları, Türkiye'nin sabit gelirlileri son derece müreffeh bir yaşama geçme imkanına sahip olacaklar. Dediğim gibi bu da ulusal çapta büyük kar eden, uluslararası alanda başarılı endüstriyel tesisleri halkımızı ortak ederek kurmak şekliyle olacak. Mesela benim Cumhurbaşkanı olduktan sonra kısa vadede yapacağım işlerden bir tanesi, milli menfaatlerimiz açısından önemli ama uygulanmış olan son derece yanlış, hatta haince politikalardan dolayı batma noktasına gelmiş olan şirketlere kamusal kaynaklarla devletin sahip olması. Ve devlet ona sahip olduğunda o fabrikada çalışanları, işçi sendikalarını, meslek örgütlerini o fabrikaların yönetimine getirmek ve fabrikaların mülkiyetinin halka açılmasını sağlamak, biraz önce bahsettiğim modelle, böylece hem peşkeş çekilmiş olan kurumların tekrar devlete kazandırılmasını sağlamak, hem de gelirini tabana, halka yayacak modellerle kalkınmak. Bu benim güzel Atatürk'ümün de fikriydi. Ben de Atatürk gibi düşünerek bunları uygulayacağım. Evet, ağzınıza, yüreğinize sağlık diyelim. Haftaya tekrar görüşmek dileğiyle, hoşçakalın diyelim Sayın Serdar Bey, hocam diyelim. Kendinize iyi bakın. Haftaya görüşmek dileğiyle. Görüşmek üzere. Çok teşekkür ediyorum. Sevgiler, saygılar benden. Bizi izleyen dostlara da yürekten sevgilerimi sunuyorum. Şimdiden bayramları mübarek olsun. Şunu da tabii ilave etmek isterim. Kurban kesmek bir gelenek, bir farz değil. Kurban kesmenin farzı hacca gidenlerdedir. Yani hac vecibesinin bir gereğidir kurban kesmek. Halbuki bizler hayvanlara eziyet etmeden, etrafı kan revan etmeden de kurban bayramını eda edebilir ve etrafımıza, yoksul insanlara, dostlarımıza, ailemize destekte bulunabiliriz. Bunu da dini konudan hassas yurttaşlarımız, ki ben de dindar bir insanımdır, açıp incelerlerse kurbanın hacca gitmemiş, kendi memleketinde bulunan insanlar açısından bir farz olmadığı, bir vecibe olmadığını görürler. Kansız bayramlarda inşallah görüşürüz. Hoşça kalın tekrardan.